Resulullah'ın hizmetçisi Malik el-Ensari'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurdular. Kulunun tevbe etmesinden dolayı Allah'ın duyduğu memnuniyet sizden birinizin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden çok daha fazladır. Bir başka rivayeti var bu aynı hadis-i şerifin Müslim'den. Şöyle. Herhangi birinizin tevbesinden dolayı Allah'ın duyduğu hoşnutluk ıssız çölde giderken üzerindeki yiyecek ve içeceğiyle birlikte devesini kaybetmiş ve tüm ümitlerini de yitirmiş halde bir ağacın gölgesine uzanıp yatan derken devesinin yanına dikili verdiğini gören ve yularına yapışarak aşırı sevincinden dolayı ne söylediğini bilmeyerek "Allah'ım, sen benim Rabbim, ben de senin kulunum." diyeceği yerde "Sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim." diyen kimsenin sevincinden çok daha fazladır. Müthiş, muhteşem bir hadis-i şerif. Bütün diğerlerinde olduğu gibi. İnsan bu hadis-i şerifi işitince sanki her an bilip ettiklerime, bilmeyip ettiklerime tövbe ederim diyesi geliyor. Diyesi geliyor değil, dememiz gerekiyor. Tövbe nedir, ne demek? Tövbenin anlamını iyice kavrayabilmek için insanın varlık tarzının mahiyetini bilmemiz gerekiyor. İnsanın varlık tarzı nedir? İnsanın varlık tarzı seçme eğiliminde bulunmasından kaynaklanıyor. Seçme nedir? Yani şunu mu alayım, bunu mu alayım? Şunu mu yapayım, bunu mu yapmayayım? Seçenekleri karşısında bizim tavır almamız, öyle veya böyle bir seçme eylemi içinde bulunmamız. Bu hayvanlarda yok. Hayvan her nasıl yaratılmış ise ve her ne yapıyor ise onu yapmaya mecbur. Onu yapmaya hatta mahkum olarak yaratılmış. O komşunun malına zarar vermemek, efendim bu ot benim sahibimin değil, bu otlak benim sahibimin değil, buradan öteye geçmeyeyim diye bir seçme eylemi üzerinde bulunamaz. Seçme eylemi meleklerde de yok. Seçme eylemi sadece insanda var. Seçme eylemi bize emanet olarak verilmiş olan aklımızın bir fonksiyonu. Akılla hareket ettiğimize göre seçmelerimizi aklımızın fonksiyonu olarak yerine getirdiğimize göre şunu yapayım, bunu yapmayayım biçimindeki davranışımızın sonuçlarından da yükümlü bulunuyoruz. Onlardan da mükellefiz. İster bu yolu seçebilirim, ister bu yolu seçebilirim. Fakat insan o seçme hususunda başıboş bırakılmış değildir. Cenab-ı Allah insana kitabını gönderiyor. Resulünü, Nebisini gönderiyor. Onlar insanlara neyi seçeceğini, neyi seçmeyeceğinin yolunu, yöntemini öğretiyorlar. Fakat kitabın gönderilmesi, Nebilerin, Resullerin gönderilmiş olması insanı seçme eyleminden mahrum bırakmıyor. Bilakis onu da seçebilir, onu da seçebilir. Yani kitabın öngördüğü hükümler üzerine de kendi eylemini, edimini gerçekleştirebilir. Onun dışında da bu edimini, eylemini gerçekleştirebilir. Fakat edimi her ne olursa olsun kendi seçiminin bir ürünü olduğu için o seçmeden dolayı da insan sorumlu bırakılmış oluyor. Halbuki hayvan kısmında, melek kısmında seçme yetisi olmadığı için zaten seçme diye bir şey yok. Yaptıklarını zorunlu olarak yaptıkları için onlara herhangi bir sual de söz konusu değil. Sual insana matuf bir olaydır. İnsan yapıp etmelerinden dolayı sorumlu olduğu için o sorumluluğu ne ölçüde yerine getirdiği, getirmediği ona bu dünyada
veya öte dünyada kendisine yöneltilecektir. Tövbe, dolayısıyla insanın hareketinin kendi eylemlerinin neticesi, neticesinde işlediği hatalardan vazgeçmesini, pişman olmasını öngörüyor. Bu da insana mahsus bir olay. Tövbe etmek suretiyle biz insan olma bilincimize vakıf oluyoruz. Bir başka hadisi şerif var, çok ilginç bir hadisi şerif. Şöyle söylüyor, siz günah işlemeseydiniz, Allah sizi ortadan kaldırır ve sizin yerinize günah işleyip tövbe eden bir kavim yaratırdı, buyuruyor. Çok ilginç. Yani biz eylem üzerinde bulunacağız, edimlerimizin üzerinde bulunacağız, her an seçme konumunda bulunacağız, onu veya bunu seçeceğiz. Bu seçmeyi kendi ihtiyarımızla, kendi irademizle yapacağız. Kendi irademizle yaptığımız için, demin söyledik, irademiz aynı zamanda aklımızın bir fonksiyonu olarak iş görüyor. Aklımızla bu seçimimizi yaptığımız için de onun neticelerinden de sorumlu tutuluyoruz. Bu hadis-i şerifin yol göstericiliğinden anlıyoruz ki biz insanlar sürekli bir eylem üzerinde bulunuyoruz ve sürekli hata yapma riskiyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu edimlerimiz nedeniyle de bugünümüzün dünümüzden daha farklı olmasını sağlıyoruz. Böylece de şayet bugünümüz günden daha farklıysa, günden daha erdemli bir noktaya doğru hareket halindeysek, ziyana uğrama riskinden de kendimizi kurtarmış oluyoruz. Madem ki sürekli bir edim üzerinde bulunmaktayız, hata yapmamız da kaçınılmaz olarak karşımıza çıkıyor. Burada önemli olan hatalarımızın üzerine basıp geçmemeyi öğrenmemiz gereğidir. Hatalarımızı umursamayı öğrenmeliyiz. Hatalarımızın farkına varmayı öğrenmeliyiz. Değilse hatalarımızın üzerine basıp geçmek Müslüman olarak bize yaraşır görünmeyen bir davranış biçimi oluyor. Hatalarımızı fark ettiğimiz her defasında onu bir daha yinelememek üzere Allah indinde kendimize söz vermemiz isteniyor. İşte bu durumdur ki bize insan kılıyor. Biz hatalarımızla insan olduğumuzun bilincine varıyoruz. Aynı zamanda o hatayı bir daha işlememe cehdini göstermek suretiyle insan olduğumuzun farkına varıyoruz. Bu nedenledir ki insanın edimleriyle kendini yaptığını, bu edimlerimizin hasılası olarak, insan olarak ortaya çıktığımızı söyleyebiliyoruz.